tatlı su kaynaklarının verdiği esinti ve kudretli kuleleri ve güçlü tahkim duvarı ile Tocak Dağı'na sırtını vermiş görkemli kale ve yapılar, Limra'nın o zamanki hükümdarının önem ve gücünü yansıtan bir belgedir. Mistik tanrıçalarının yıkandığı Limra Ören yerinde bizimle tarihin derinliklerine yolculuğa çıkın. Hestia'nın ateşinin dayanamayıp söndüğü yerdir burası. Ateş tanrıçası Bakire, Hestia, Limra topraklarının sulak, bereketli ve gizemli bölgesindeki muhteşem doğasına geldiğinde hayli ısınmıştı. Yeşil ve mavinin binbir tonlarının Toçak Dağı'nın kaya krallığıyla dansında, suyun büyülü renk oyunları karşısında önce gözlerini ovuşturdu ve tekrar baktı. Bir türlü inanamadı ama gördüğü manzara muhteşem, güzel ve doğruydu. Cezalandırıcı ateşi Libra sularında işe yaramadı ve söndü. Demeter, bereket tanrıçası ve Eleusis gizemlerinin hüküm sürdüğü Anadolu'nun güzelliklerinde Limra sulak öreninde rağbet görmedi bile. Yolun alt kısmında çok sayıdaki büyük sütun başları sahasında yer alan önemli bir yapı olan İmparator Augustus'un manevi oğlu Gaius Caesar'ın İsa'dan sonra 4 yılında yapılmış olan anıtsal mezarının suların süslediği ve günümüze değin süren güzelliğin rekoru kırılamamış ise nasıl rağbet görsün ki? Anıtsal mezar, Gaius Caesar'ın Kudüs'ten Roma'ya dönerken Limra antik kentinde ölmesi nedeniyle inşa edilmiştir. Bu kısımda birçok bina bulunmakta ise de sadece kalıntıları mevcuttur. Sütunlu caddenin antik parke taşları yolunda ve ortasından akan sular, doğal yosunların yeşilini, gökyüzünün mavisini, tarihi çınar ve diğer ağaçların gölgeli yansımalarını alarak ilginç ve inci öbekli akışıyla harika doğa peyzajı oluşturmaktadır. Sizler de kendinize bir ayrıcalık yaratın ve kendinizi ödüllendirin. Birçok kaynak suyu bulunan Ören yerinin bu bölümünde yaz aylarında yüzün serinleyin. Antik kenti yöre halkı da piknik, yüzme ve serinleme alanı olarak kullanmaktadır. Limra antik kenti bu bağlamda gezilen diğer Ören yerlerinden farklı bir özelliğe bürünür. Yanınızda mayonuz var ise siz de dilerseniz antik sütunlu caddede yüzebilir, suyun arındırıcı ve dinlendirici özelliğinde derin bir terapi seansına girip bedensel meditasyon yapabilirsiniz. Antik Limra suları hala aynı gizemini korurken, bu suların nimetleriyle güzelleşen ana tanrıçalar, Anadolu'da kimi zamanlarda farklı isimlerle anılmıştır. Artemis, Kibele, Kubaba, Afrodit diğer adıyla Venüs ve diğer tanrıçalar Nike, Hestia, Demeter, Persephone ve niceleri burada yıkanmış, temizlenmiştir. Poseidon ise tamamen aşık olmuştur bu aşk dolu sulara ve renklerine. Limra antik kenti M.Ö. 5. yüzyılda kurulmuştur. Likyalı Perikles, Perslere karşı Likya birliğini kurmak için Limra'yı başkent olarak kullanmış, Likya'nın sönmeyen özgürlük meşalesinin ateşini bu kentte yakmıştır. Limra kenti, Likya birliğinin 3 oy hakkına sahip 6 kentten birisidir. Limra, Bizans döneminde ise bir psikoposluk merkezi olarak önem kazanmıştır. Limra kentinin bulunduğu alanda Toçak Dağı güney etekleri ile Ova Alüvyonlarının kesişim hattı boyunca gür, tektonik karstik kaynaklarda Doğu Krallığının dinlendirici ve düşündürücü sularının günün farklı saatlerinde ışığın etkisiyle renkten renge girdiği görsel manzaralar yorgun bedenlere en doğal terapiyi sunar. Tek tek kaynaklar halinde kent yıkıntıları arasından çıkan bu sular,
hemen birleşerek küçük derecikler oluştururlar. Kent güneyinde bu dereciklerin de birleşmesiyle Düden Suyu adı verilen akarsu meydana gelir. Güneybatıya doğru akan Düden Suyu, Finike yakınlarında Akçay ile birleşir. Bu karstik kaynaklar nedeniyle kent harabeleri yakın zamana kadar bataklıklar içinde kalmış. Ancak son yıllardaki düzenlemelerle kaynak suları kanallar içine alınarak yüzey tarıma uygun duruma getirilmiştir. Limra, sular kentinin tarihi Likya dilinde anıldığı Zemuri adı altındaki dönemi, arkeolojik kanıtlar, yazılı kaynaklar ve yerel yazıtlar ışığında ele alınır. Ayrıca Hellen dilinde kentin Limra olarak adlandırıldığı evreyi ve kentin uzun bir süre unutulduktan sonra yeniden saklı su batığında nasıl ortaya çıkarıldığı anlatılmaktadır. Limra antik su uygarlığı, uygarlıkların rastlaştığı, kesiştiği ve geliştiği Anadolu Yarımadası'nda olmasının yanı sıra, eskil antik su mühendisliği çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen su uygarlığı yapılarına ev sahipliği yapan Anadolu sahasıdır. Türkiye'deki uygarlık zenginliğinin bir göstergesi olan 40 binin üstündeki eskil yerleşimler, su mühendisliği açısından benzersiz eserler bırakmışlar. Limra antik öreni, Anadolu'da su mühendisliğinin en güzel örneklerinden biridir. Neredeyse eski kentlerin tümünde ciddi su iletim sistemine rastlanmakta, bir kısmında ise kanalizasyon sistemi de bulunmaktadır. Toçak Dağı eteklerindeki karstik kaynaklarla beslenmeden dolayı bu göl ortamının suları tatlıdır. Limra antik kenti, öncelikle bu göl kenarında ve çevresindeki eski birikinti kulüleri üzerinde kurulmuştur. Göl ortamının kuruyarak çekildiği kesimlere, kentin daha geç dönemlere ait yapılara inşa edilmiştir. Bu su ortamı, güneyde ise temelde akarsuların getirdiği kaba unsurlu alüvyal malzemelerin oluşturduğu flüvyal kökenli bir setle sınırlandırılmıştır. Bu setin güney kesimi denizel etkilerle işlenmiştir. Bu birim üzerinde de kıyı eolyen kumları gelişmiştir. Antik tiyatro kompleksi Limra antik kentinde yolun sol tarafında ve kenarındadır. Toçak Dağı eteklerindeki tiyatro, Turunç Ova'dan Kumluca'ya giden yol üzerindedir. Tek diazomalı cevası, yarım daire şeklindeki oturma kademeleri denize yöneliktir. Alt kısmında 16, yukarıda ise daha fazla oturma sıraları vardır. Diazoma'nın arkasındaki 1,5 metre yüksekliğindeki duvarın arkasında, Cevea'nın çevresini dolaşan ve üstünde Diazoma'ya doğru açıklıkları bulunan üstü kapalı bir geçit yer alır. Ancak erozyon ve deprem nedeniyle tiyatronun büyük bir kısmı yıkılmıştır. Limra'nın ilk araştırılması sırasında Bernardi Ferraro, Batı Anadolu'daki tiyatroları tanıtırken önceliği bu tiyatroya vermiştir. Tiyatronun bazı kesimlerinde dikkati çeken düzensizlikler, onun çeşitli evreler geçirdiğine işaret etmektedir. Nitekim, M.Ö. 141-142 yıllarında bu bölgeyi şiddetle sarsan deprem, tiyatronun da bir bölümünü yıkmıştır. Tiyatronun biraz ilerisinde ve arkasındaki yamaçta ve tepesinde İksatabura Anıt Mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları, akropol ve akropol kilisesi, Perikle Heron'u anıtı, surlar bulunmaktadır. Bu eserleri görmek için tepeye tırmanmak gerekmektedir. Bu bölümler için yeni belgesel bölüm çekilecektir. Yolun sağ tarafı burada kahverengi Limra tabelası sizi karşılayacaktır. Buradan sağa sapıp yaklaşık 1 kilometre gidince Limra antik kentine ulaşılır. Limra, Antalya il sınırları Finike ilçesi yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Bazı kaynaklarda
Turunçova olarak yer alır. Limra Zemure adıyla, Turunçova Zengeder adıyla da bilinir. Kumluca'ya giden bu yol, antik kentin ortasından geçmektedir. Bu yolun 3 kilometre ilerisinde yol kenarında toplu kaya mezarları bulunmaktadır. Sağ tarafta surların ve antik kent açıklama tabelasının olduğu yere arabanızı park edebilirsiniz. Kenti 6 TL ücret ödeyerek gezmek mümkündür. Büyük uygarlıklar hemen her zaman suların kıyılarında doğmuştur. İnsanoğlu suyun ve sulamanın nedenli önemli olduğunu binlerce yıldan bu yana bilmektedir. Bu bilinçle Babil bahçeleri gibi antik Limra su kenti oluşturulmuştur.